durumdayız çok. Burası yukarı çıkılacak gibi değil de nasıl yapacağız bilmiyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar geleceğimiz yere. Arkadaşlar, basamaklı kayamızın hemen önünde şu oturak gibi olan var ya, üzerinde de işaretler var, o kaya. Şurada bakın, şurada burası. Aslında çok balık var da, ben hatta suyun altında çekim yaparken gözüküyor da, bunlar çok akıllı balık öyle. Herkes tutamaz bunu. Karadenizli balık bunlar, Karadeniz. Ah ey yavrum sen.
Arkadaşlar, sonunda geldik. Ayaklarımızda su var ya, buzdan buz kesti, dondum ya. Evet. Dur şimdi. Bu zamanda şu iki taş var ya. Benim parantezler zaten. Ağaç kırıldı. Şunu hemen açayım. Arkadaşlar, sonunda gideceğimiz kayanın oradayız. Yusuf abi de şu ileride. Kendini balık tutamadı ya, çok sinirlenmiş, hırslanmış. Balık tutmaya çalışıyor ama onun işi de pek kolay gözükmüyor çünkü buradaki balıklar bayağı bir zeki. Yani öyle oltaya gelecek gibi değiller yani. Ama hırs etti, inat etti, tutacağım diyor. Şimdi o gelene kadar arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Benim kendi şimdiye kadar olan düşüncelerim, hani yorumlarım bu burası hakkında. Şimdi kısacası önce bir size böyle yeri tekrar göstereyim arkadaşlar. Oradan geldik. Şu ileride yüksek belki de 20 metreden fazla bir sarp kaya var. Kayanın altla zeminle en zirve arasında böyle bir giriş gibi bir şey gördüm. Oraya çıkma imkanımız yok. Yukarıdan ineceğiz. Daha inmedik. Orası değerlendiriliyor. Yani burayla ora arasında bir bağlantı bulmaya çalışıyorum. Ki büyük ihtimal bağlantı vardır. Ondan sonra şöyle geldik arkadaşlar. Geldik. Asıl kayamız burası bak. Burası. Şurası. Basamaklı kayamız. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi benim düşüncelerimi, yorumlarımı söyleyeceğim. Kanaldan da gelen yorumlardan bir de benim şimdiye kadar olan düşüncelerimi söyleyeceğim şu an. Şimdi kayanın yanından görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Önce onu göstereyim. Şöyle geldik. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Toplam 5 basamak var. Şimdi arkadaşlar, şurası bir giriş. Ben burasının şu kayaların altından bir yere giriş gibi veya bir saklama alanı gibi yapıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Ama buranın girişi çok zor. Üzerine şuradan ileriden kayalardan tuzak yapmışlar. Bakın. Tam girişin üzerinde büyük büyük kayalar var. Aşağı doğru ineyim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Burası bataklık. Ses de yankı yapıyor zaten. Görüyorsunuz. Bakın şöyle. Çok büyük kayalar var. Şu zemin de şurada. Arkadaşlar. Şu tarafı. Bizden tarafı ve sağ tarafı. Yani bu tarafı gösteren bir işaret yapmışlar. Zemin komple kaya. Bir nevi sıvama gibi yapmışlar arkadaşlar. Üzerine kum dolmuş. O kumu temizlemek lazım ama oraya şu an hazırlıklı gitmek gerekiyor. Bakın bunun yanında da, kayanın yanında da şurada görüyor musunuz? Şurada işaretler, murç izleri. Şurada küçük bir üçgen var. Bu tarafı gösteriyor arkadaşlar. Bu tarafı şöyle. Gösterdiği yerin hemen burada böyle kanal var. Sanki bir doğal oluşum gibi gözüküyor ama aslında
bu doğal bir oluşum değil. Şuradan şöyle ileriyi gösteriyor. Orada bir tuhaflık var şurada arkadaşlar. Orada bir taşları böyle sanki koymuşlar gibi bir hal var. Oraya bakacağız arkadaşlar. Bak burada üçgen var. Ondan sonra görüyor musunuz arkadaşlar? İşaretler, bayağı bir işaret var. Şu tarafta, bak şu tarafta yani girişin sağında bir işaretler var. Şu merdivenli basamaklı kayanın sol tarafında, dere kısmında haç işareti var ve şu kayanın üzerinde oluklar var. Gördünüz, daha yine gösteririm arkadaşlar size şurada. Şimdi bakacağız. Araştırma yapacağız. Yusuf abi de gelmiş. Yusuf abi ne oldu? Tutamadın mı? Yusuf abi hüsran. Sesi yok. Demek ki hiçbir şey yok. Tutamadın mı? Ben bir yanına çıkayım arkadaşlar da başlayalım. Onun da düşünceleri benim için önemli. Abi ben...